Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. 5.000 ila 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemi Nisan ayı için özel versiyonla hepiniz hoş geldiniz. Bu ayda yine birbirinden güzel akıllı telefonları sizler için listeledim ve listede güzel cihazlar sizleri bekliyor. Tabi sizler de listeye geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz ve benim sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve videoya doğru devam edeyim. Listemin ilk sırasında Honor X9A var. Çok kısa bir süre önce incelediğim bu akıllı telefonun fiyatında bence çok güzel bir indirim olmuş. 9900 TL civarından şu sıralarda Honor X9A'yı satın alabiliyorsunuz. İncelediğimde ekranını oldukça beğendiğim tasarımının da diğer cihazlardan çok farklı olduğunu ve ikonik bir tasarıma sahip olduğunu sizlerle paylaştım. Fakat ana kamerası iddialı ve Alınabilir bir cihaz olduğunda sizlere yine aktardım inceleme videosunda Honor X9'a bu ayki listemizde birinci sıradan kendine yer bulmuş durumda. Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikle bu cihaz Note 11 Pro yerine neden burada diye soracak olursanız hem 8400-8500 TL'lik fiyatıyla hem de diğer cihaza göre işlemcisinin getirdiği avantaj sebebiyle listede kendine yer buluyor Redmi Note 10 Pro akıllı telefonu. Ekranı 120 Hz'lik bir AMOLED panel, 8 nanometrelik bir Snapdragon 732G işlemcisi var ve 108 megapiksellikte bir kamera kamerası var Bu akıllı telefonun listenin 3. sırasında Samsung Galaxy m33 5G bulunuyor arkadaşlar m33 5G incelediğim zaman çok eleştirmiştim fiyatı sebebiyle telefonu her ne kadar beğensem de ancak günümüz piyasasında 7800 7900 TL bandından bulunabiliyor Bu akıllı telefon ve bu telefonun işlemcisi ekranı ve genel anlamdaki deneyimi oldukça başarılı arkadaşlar zaten inceleme videosunu yine yukarıya kartlar bölümüne koyarım. Sizler de oradan bakarsınız. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim ya abi şu telefonda koysaydın listede bu telefon niye yok ya şunu niye eklemedin gibi bir serzenişiniz varsa bana lütfen yorumlarda sizlerin önerisi olan akıllı telefon modelini yazarsanız benim için çok çok iyi olur. Hem onu da listeye ekledik yazarım diğer insanlara da yol gösterici olmuş olur sevgili arkadaşlar. Şimdi Şimdi sıradaki telefonun özellikle pil kabiliyeti oldukça iyi. Tekno Pova Neo 2 arkadaşlar. Bu akıllı telefonun hem tasarımı çok güzel. Bir kere tasarımını gerçekten beğen beğeniyorum bu akıllı telefonun. Ve bunun yanı sıra cihazın içerisindeki Pil kapasitesi inanılmaz yani 7000 mAh'lık bir pil var bu akıllı telefonda. 90 Hz'lik bir ekran paneli var ve tabii ki her ne kadar hani bazı konularda sizleri düşündürse de fiyatı 5700 TL arkadaşlar güncel piyasada bu fiyatları bir akıllı telefon bulmak oldukça zor özellikle 7000 mAh'lik bir batarya oldukça büyük yani bugün gidip yani iyi kaliteli bir 10.000 mAh'lik batarya satın almak istesiniz, Powerbank satın almak istesiniz 1000 lira gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor. Cihazın içerisinde 7000 mAh'lik bir batarya var. Dolayısıyla bu cihaz hem tasarımı hem pil ömrüyle sizlerin mutlu olacağı bir akıllı telefon. Poco X4 Pro 5G arkadaşlar yine listemizde kendine yer bulan bir diğer akıllı telefon. Bu akıllı telefonun fiyatı 9600-9700 TL bandında. Hemen arkamda masada Poco X5 Pro'da inceleme videosu için hazırlık aşamasında daha yeni elime ulaştı. Bugün testlerine başlıyor olacağım cihazın. Onun da buradan müjdesini sizlere vermiş olayım. O yüzden kanalı takip etmeniz bu açıdan oldukça önemli. Poco X4 Pro'ya baktığımız zaman süper amulet bir ekranı var. 120 Hz'lik bir yenilim hızına sahip. Ve bu akıllı telefonda arkadaşlar gerçekten... Güzel de amiral gemilerinden buraya geçmiş olan özellikler bulunuyor. Şimdi tasarımı gayet güzel. 67 wattlık bir hızlı şarjı var. 108 megapiksellik bir ana kamerası var. Ve genel deneyimi oldukça başarılı sevgili arkadaşlar. Özellikle inceleme videosundan sonra bana çok eleştiri de bulunduğunuz bir akıllı telefon. Samsung Galaxy A34. Bence çok satar dedim çünkü sebeplerim var arkadaşlar. Bu videonun başına yazdığım şeyden dolayı. Birincisi A33 ile A34'ün arasında yaklaşık 900 TL'lik bir fiyat farkı var. Daha pahalı ama daha yeni bir akıllı telefon. Ve 5 senelik bir güncelleme desteği bulunuyor A34'te. Aynı zamanda tasarımı S serisinin en güncel serisiyle birebir aynı bu akıllı telefon tasarımı. Ya bu da çok güzel bir şey. Sonuçta bir para ödüyorsunuz ve tasarım o markanın en güncel tasarım hatlarıyla geliyor. İşlemcisi MediaTek'in Dimensity serisinden 1080 olarak geçiyor sevgili arkadaşlar ve 5000 mAh'likte bir bataryası bulunuyor. Şimdi ekranı güzel A33 arasında 8-9 liralık bir fiyat farkı var. Açıkçası tüm bunları koyduğumuz zaman bence A34 bu listede hem kendine yer bulabilen hem de satın alınabilecek bir akıllı telefon olarak bizlerle buluşuyor. Sevgili arkadaşlar ve gelelim beni çok şaşırtan bir detaya bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Realme GT2 Pro bu ayın dördünde yani Nisan'ın dördünde bu akıllı telefon 13.000 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıktı ve gerçekten inanılmaz bir fiyattı yani bu hem teknik özellikleriyle hem de telefonun genel yapısı itibariyle müthiş bir fiyata sahipti ki 12.500 liralara falan bile bulunabiliyordu. Ancak benim bu videoyu çektiğim 14 Nisan 2023 tarihinde bu akıllı telefonun fiyatı 16.000 küsurlara çıkmış arkadaşlar. inanılmaz bir yükseliş gerçekten ve ne yazık ki bu liste normalde bunu ben bonus olarak koyacakken böyle bir yükseliş olmasından ötürü artık bu cihazı listeye ekleyemedim ve gerçekten de şaşırdığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Burada açıkçası Realme'den çok biraz daha ben olayı serbest piyasaya yordum. Çünkü Realme'nin bir fiyat değişikliği yapacağını düşünmüyorum bu aşamada. Biraz herhalde stokta problem olmuş ki cihaz serbest piyasaya düşünce böyle bir yükseliş yaşamış mutlaka yeni stoklar gelirse Realme tarafından getirilirse ülkemize fiyatlarda da bir miktar geri çekilme olacaktır. Onları da takip etmenizi sizlere öneririm. Ve tabii ki bu ayki listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerin tavsiyelerini yorumlara bekliyorum. Sosyal medya hesaplarıma desteklerinizi bekliyorum. Ve tabii ki de kanalıma abone olmanızı da sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.